Yeah.
Ahmet Bey afiyet olsun. Sizi Zonguldak şeyde sen iftarını açtın mı? Ya ben en son, ben ev sahibiyim, boş ver. Sen bizi boş ver abi. Anneyi zaten tanıyoruz, tanıyoruz. Tanıyorsun değil mi? Abi canım. Şenol Bey'le tanıştırayım. Çok inşallah tanışır olur. Bu doğrultuda
kuruluşundan bugüne kadar başta kurucu başkanımız Sayın Atatürk Demirci kardeşime, grup üyelerimize ve tüm emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Çeyrek asırlık devletimize sizler sayın çiftleriniz müddetçe daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Değerli konuklar, dünyanın görmediği büyüklükte bir salgının ertesinde yaşanan hayat pahalılığının herkesi etkilediği gibi bu günlerde dayanışmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ülke olarak bu sorumlulukları daha kısa zamanda aşabilmeyi Cenab-ı Allah'tan riyaz ediyorum. Değerli konuklar, daha önceki birçok programımızda olduğu gibi bu akşam da bizleri misafir eden Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen'e ve Belediye Başkan Yardımcısı aynı zamanda yönetim kurulumuz Mete Yapıcı Bey'e teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar Üsküdar'a çok güzel hizmetler veren başkanımızın başarılarını devam ediyor. Mayıs ve Haziran ayında üçüncü kez yapacağımız Valide Sultan gemisiyle Boğaz Turu için şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Ramazan dolayısıyla misafirlerimize söz verebilmek adına konuşmamı kısa kesiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ramazan ayı barış ve kardeşlik sanandır. Sabahtan teravih namazına, oruç saatlerinden iftar sofrasına kadar biz olalım, biri olalım, biri olalım. Türk İslam medeniyetini, ahlak vasaretini hep birlikte gösterelim inşallah. Şimdi kısa bir selamlama konuşması yapmak üzere değerlerimizin başkan yardımcısı Tansuman Karşavaroğlu'nun kürsüye davranıyorum. Genel sekreterim, değerli misafirler, kıymetli hazirim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim ismini almak istediğim, bu gece aramızda oldukları için, bir yıl program içinde bizle olmayı seçtikleri için teşekkür edeceğim birkaç isim var. Vuslat platformundan Sayın Muhammed Sarı Başkan'a hoş geldin diyorum. Üniversitemizin kıymetli genel koordinatörü Mehmet Ömeroğlu'na hoş geldiniz diyorum. Efendim, tüm sivil toplum kuruluşları konfederasyonunu temsilen aramızda bulunan Sayın Gültekin Taşpınar'a, Sayın Sami Çiliş Başkan'a, Urfa Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kastop Karadeniz'de kenarı olan illeri temsilen konfederasyon adına aramızda bulunan Bolu Dernekleri Kurucu Başkanı, Onursal Başkanı Abdullah Bittikçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Efendim, aramızda çok kıymetli iki Düzce evladı var. Ama biz onları eşlerinden dolayı tanıdık. Kendilerine enişte mi diyelim, kardeş mi diyelim bilemedik. İki tane Düzce gelinini, önce eşlerini sonra iki Düzce gelinini selamlamak istiyorum. Sayın Profesör Gülsel Şurdum Avcı ve Sayın Cenk Avcı'yı. Sayın Uğur Sokuyu ve kıymetli gelinimiz Sayın Aysun Kılıç Aslan Sokuyu selamlıyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Kıymetli misafirler, hepiniz baş tacısınız. Bu büyük salonda yerleşimi düzenlerken önü var, arkası var diye çok endişelendik. Ama adaletli bir dağılım olduğunu düşünüyoruz. Salomon'a göre yapılmış. Hepiniz baş tacısınız, hepiniz çok kıymetlisiniz. Nice günlerde bir araya gelmek üzere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum hepinizi. Bunun ve bütünleşmenin hazrını hep birlikte mazhar olmak şükür borcumuz ve maddi sorumluluğumuzdur. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sayın Valimiz Dursun Ali Şahin Bey'i kürsüye davet ediyorum.
saygıdeğer hemşehrilerim. Bu bahar gününün akşamında sizlerle birlikte olmanın huzuru içerisinde hepinizi evlerin sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum efendim. Saygıdeğer hemşehrilerim. Bu akşam İstanbul'un değişik bölgelerinden buraya kadar gelen, zahmet eden, Türkçe'den buraya katılan ve hatta Ankara'dan buraya katılan değerli hemşehrilerimizi gönülden kutluyorum. 3 yıldan bu yana aramızda bir araya gelememenin üzüntüsünü bugün şevkini yaşıyoruz. Evet, inşallah bundan sonra bu birlikteliğimiz devam edecek. Biliyorsunuz ki birlikte bir olan insanlar bir araya gelmek bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak bir ilerlemektir. Bir arada çalışmak da başarıdır. Bu başarıyı bundan sonra yakalayacağımıza inanıyorum. Evet, sizin gelişiniz güle olsun diyorum. Gidişiniz de güle olsun diyorum. Malumunuz bu ibare Hacı Kastamonu'daki Şabani Veli Hazretleri'nin türbesinin girişinde gelişiniz güle olsun, çıkarken de gidişiniz güle olsun. Burada bir cinas var tabii, hep anlayan anlar. Hakikaten sizin de gelişiniz güle olsun, gidişiniz de güle olsun diyorum. Değerli hemşehrilerim, burada sözü uzatmak yerinde olmaz. Çünkü ben inanıyorum ki burada birbirimizle sohbet etmemiz lazım. Burada bir kişiyi dinlemekle değil, birbirimizle sohbet etmenin değeri daha da farklıdır diyorum. Evet, tabii ki bu arada başarılı olmak için de insanlarımızın başarılı olmak için de zincirin halkaları gibi olmalıyız. Eğer biz bir zincirin halkaları gibi olursak başarıyı yakalarız. Ama zincirin halkalarından biri kötü olursa o zincir kopar ve başarı suya düşer. Evet, Gazali öyle diyor. Davası olmayan insanın varlığı tartışılır diyor. Hepimizin bir davası olmalı. O dava peşinden koşmalı diyorum. Nasıl ki Fatih Sultan Mehmet, ya ben İstanbul alırım ya da İstanbul beni alırım deyip de dava konusu yaptığında İstanbul'u 53-54 yıl sonra fethetmiş bulunuyor. Değerli hemşehrilerim, burada en güzeli şunu ifade ediyorum ve sözlerimi noktalıyorum. Biliyorum 3 dakika verildi. Değerli hemşehrilerim, Hristiyan gelsin buraya da. Evet, Hazreti Peygamber'in İslam'ın geldiği ilk yıllarda Kureyş'in ileri gelenleri Peygamberimize bir heyet olarak gittiler. Ve dediler ki sen ne istiyorsan verelim, yalnız bu davandan vazgeç dediler. Hazreti Peygamber'in cevabı ne kadar güzel. Bize ne kadar güzel yol gösterici. Siz güneşi bir elime, ayı da bir elime verseniz ben bu davamdan vazgeçmem demiştir. Evet, dava olma adamı olmak budur efendim. Bu olması gerekir. Ve sözümü noktalarken o büyük üstad Necip Fazıl da öyle diyor. İşte o da dava adamını niteleyerek. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin, evet ölsek de. Kalmaz bu tekerlek tüksekte, yarın elbet bizimdir, elbet bizim. Gün batmış, gün doğmuş, evet bizimdir diyor, sizlere saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sağ olun sayın. Ramazan ayı yardımlaşmanın bereketi, dayanışmanın devirleri, hatırlanmanın ve gönül kalmanın tezahürüdür. Bu günde aynı zamanda iç muhasebe yapmamız için fırsat, akıp giden hayatımızı gözden geçirmemiz için bir imkandır. Şimdi
yine selamlama konuşmasını yapmak üzere yönetim kurulu üyemiz Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ender Yapıcı Bey Gülsü'ne davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Vekilim, Sayın Davetlise, Başkanım, Sayın Valim, kıymetli STK başkanları, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tüm Düzce'nin hemşehrilerimi ayrıca sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 3 dakika fazla bu kadar konuşamam. Aslında sadece bir ufak yazdığım şiirle huzurunuzdan ayrılıyorum. Bir yer var içinde yaşadığım. Bir yar var içinde taşıdığım. İğne orası gibi dokunmuş, adına Düzce konmuş. Davam, sevdam ve kavgam benim şehrim Düzce. Sağ olun varım. Başkanı Abdülbeşir Ceylan Bey kısa bir selamlama konuşması yaptık üzere. Gülsel abi. Sayın milletvekili, saygıdeğer başkanı, değerli vali, çok aziz, pek muhterem hanımefendiler, Düzce'ye hemşehrilerim. Hepinize en kalbi duygularla saygıyla selamlıyorum. İlçemize hoş geldiniz efendim. Kendiniz ilçe başkanımız Sayın Erdem Demir Bey'in sizlere selamlarını iletiyorum. Sayın bakanımızla beraber ayrı bir programda olduğu için. Ben de aynı zamanda bir Düzce'nin evladı sayılırım. Asuman Karan Şabanoğlu'nun oğluyum. Evet. Ve Hamza Demirci abimizin de kardeşiyim. Onun da gönüldaşıyım. Dolayısıyla Düzce'leri de seviyoruz. Sağ olun, var olun. Hepinizin en kalbi duyguları selamlıyorum. Her zaman evlerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet ediyorum. Evet. Komşusu açken dok yatan bizden değildir. Seslenişiyle Hasırdan Yufuk'un aydınlatan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Selamlı Orası'ya gösteren bizimden gider inşallah. Aziz milletimiz tüm İslam malumumuz. Malumunuz bu ibale Hacı Kastamonu'daki Şabanemeli Hazretleri'nin türbesinin girişinde. Gelişiniz gülü olsun, çıkarken de gidişiniz gülü olsun. Burada bir cinas var tabii her anlayan anlar. Hakikaten sizin de gelişiniz gülü olsun, gidişiniz de güle güle olsun diyorum. Değerli hemşehrilerim, burada sözü uzatmamız lazım. Burada bir kişiyi dinlemekle değil, birbirimizle sohbet etmenin değeri daha da farklı. Video çekiyor. Evet, tabii ki bu arada başarılı olmak için de insanlarımızın birbirinin başarılı olmak için de zincirin halkaları gibi olmalıyız. Eğer biz bir zincirin halkaları gibi olursak başarıyı yakalarız. Ama zincirin halkalarından biri kötü olursa o zincir kopar ve başarı suya düşer. Demek isterim. Onun için az daha sözü uzatmayacağım. Ama biraz çevirmeyeyim. Başkanımızın efendim çeyrek asır bir dernek olarak faaliyette evet 95-96 yıllarında oluşturulmuş bir dernek. Hala İstanbul'da bu dernek idameyi ömrediyor. Düzce'nin dostlarımıza, kardeşlerimize, hemşehrilerimize de gücü nispetinde faydalı olmaya gayret ediyor. Bu hususta da İlyas Bey'i tebrik ediyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Yine arkadaşlar İstanbul'da böyle bir salon tanzim etmek, yaklaşık 200-250 kişiye iftar vermek, tabii böyle sizin toplum kuruluşlarının herhangi bir yerden destek almayarak, üyelerden de yani kayda değer bir aidat almayarak bunu ayakta tutmak kolay bir şey değil. Bu salonu da bize tahsis eden, ikramda bulunan Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen'e de teşekkür ediyorum. Burada hemen başkan yardımcımız avukat Mete Bey tabii hukuk sistemine göre işi söylüyor. Yani konuşmacılar diyor efendim protokol esaslarına göre davet edilmiyor. Asuman Hanım diyor ya bu salonun önünde arkasında bir öyle önde oturan eğer kalitesi düşükse hiçbir şey kazanmıyor. Kaliteli bir insan kapının yanında otursa da bir şey kaybetmiyor.
biz de protokol esasını derneklerden çok çok resmi bir pozisyon değil. Yoksa ben de Sayın Valinin arkasından efendim işte bu işin ayarlaması noktasında kim nereye konuşuyor da bilmiyorum. Evet, ben her ne kadar kendisi işaret ettiyse de masada efendim Sayın Ticaret Sütü Başkanımızdan da Tuncay Şahin Bey'den de geçenlerde telefon dedi ki bu sene yeni efendim organize sanayi bölgesi kuruluyor. 4 bine yakın insana ihtiyaç var, çalışacak adam bulamıyoruz. Her gün de bana 3-4 kişi iş istemeye geliyor ama herkes masa başında iş istiyor, çalışmadan kazanma işi istiyor. Sırf devlet adaya belediye ki böyle iş istiyor. Çünkü Türkiye'de işsizlik yok demiyorum, işten de var. Yani Türkiye'de 500,000'dan fazla Kırgız, Kazak, Özbek vesaire çalışıyor. İnşaatla az çok ilgileniyorum. Efendim Afganlı, Suriye'de çalışıyor. Fındığı, kovu yeri toplayacak. Çayı, gücü toplayacak. Bizimkiler bu oturup kahvede dedikodu yapacak. Hayal bu değil arkadaşlar. Eğer bir ülke bir mesafe almışsa toplumunun topyekun çalışıyor. Ben Almanya'da yüksek öğretim gördüm. Ve davetse başkanım olduktan sonra da defaat Almanya'ya gittim. Oradaki engelli vatandaşların çalıştıkları yerlere gittim. Onlar bile üretiyorlar. Darmesinde de görmeyen, işitmeyen, bir ev olmayan insanlar da üretiyor. Sabah sabah adam kahvede oturmuş, akşama kadar oyun oynuyor, dedikodu yapıyor, sıkıntı yapıyor. Bu noktada da kendimize gelelim diyorum. Aklı seyrederim Allah'a emanet olun. Başkanım, Allah'a olsun. Kendinden kapıları geziyor. Tabii şimdi Gürcü'de herkes konuşuyor. Ben Hamza abinin neresine katılıyorum. Meslek lisesinde çok ciddi işler yaptık. 4 kişilik, 2023'ün sonuna kadar 7500 kişi lazım. Sadece şu anda Gümüşova'da yapılan fabrikalarda. Sadece. Ben bir yere daha soruyorum mesela, bu da çok büyük. Cuma ayında satılan 100 dairenin 85 tanesi İstanbul'dan gelip oluyor. Kuzey Marmara'nın yolu açıldıktan sonra 1 saatte 1,5 saatte İstanbul'da kendi arkadaşım geldi. Şanlıktan ev aldı. 5-5,5 saatte Gümrük'te. Biz 143 ülkeye ihracat yapan biriyiz. 410 milyon dolar ihracatımız var bize, kayıtlı yıllarımızda. 2 milyar 3 milyar dolar ihracatı tamam. Bunu da sansızlı olur. Sayın Hamza abi bunu bilmeyebilirsen sevinirim. Fabrikaların bizim orada vergi daireleri Düzce'de Sayın Vekil'in çok uğraştı onunla, Allah'a var yani başkentten uğraştı. Bizim orada biz hizmetini veriyoruz, temizliğini yapıyoruz, parayı bizim orada kullanıyoruz, iş gücünü biz yapıyoruz. Geliyor İstanbul'daki belediye alıyor parayı, o da vergiden dolayı. Bir arkadaşlar burada Düzce'den bizim kaleri 450-4250'ye çalışmak değil. Biz sanayicileri seçiyoruz, oturduk. Fahri abim, Bakan Bey, Valimiz, Ayşe Hanım, Sayın Vekilimiz. Bir kere gelecek sanayine inovasyona inanacak. Argesi olacak, marka değeri olacak, dijitalleşecek. İhracatına bakıyoruz. Yani yol geçen anlara gelen sanayi köşte bitti. Gerçekten bitti bak, buna ben biz burada ben koşuyorum ama benim hakkımda düzenin tamamı başımız, düşüyoruz abi, kalıyor falan abi, bitti. Sabi kimlerde şifa bulursam oraya dalıyorum. Sayın Müdürüm öyle. Ben şimdi ben her yerde alıyorum. Bir şey yok, kimlik yok. Mesela Düzce meselesi ise siz 3. yıl olarak bizden daha iyi görüyorsunuz. Biz sizin fikirlerinizi açacağız. Projelerinizi açacağız. Bizim gördüklerimiz sizin yolunuz. Dünya başka bir yere gidiyor. 2030'a kadar 1 milyon iş yok oluyor arkadaşlar. 1 milyon iş yok oluyor. 2050'ye kadar 85 milyon iş yok olacak, 97 milyon iş yeri geliyor. Robotlar geldi, karanlık fabrikalar, karanlık şoförler, her şey. Şimdi herkes üzerinde konuşuyor, tarım yasalarına konuşuyor. Sulu tarım yapacağız, su tarım yapacağız. Topraklı tarım yapacağız, topraksız tarım yapacağız. Ne yapacağız? Dijital tarım yapacağız. Düzce'de bu var, 30-50 kişi kafanıza takmayın, haklarına veriyorum onları. Tamam mı? Ancak konuşuyorlar, memleketin çivileri yok. Ama biz ekip olarak bu durumda tüm düzenleri biz beraber yapıyoruz arkadaşlar bu düzeni. Benim elimden tutuyorsunuz, yardım ediyorsunuz, hani bir sürü yerde emkilisiniz. Mesele düzce meselesi, beni sevmeyebilirsiniz, sevmeyin de zaten.
çok önemli değil ama düz yerliyseniz buralarda para kazanır, buralarda ilgi çöpüyle bir düzden çıkıp buraya gelir. Bir yere geldiyseniz gelip düzceye sahip çıkmıyorsanız ona zekatını ödemiyorsunuz. Allah düzceye de hiç affetmez. Burada rahatınız değil. Ben söylüyorum aşkı genelde. Rahatınız burada değil. Yemek, turizm yatırımı yapar. Bak geri dönüyoruz devamında. Sonra anlatırsınız. Sanayi yatırımı yapar. Konut yatırımı yapar. Ticaret yapar. Dijitali getirir. Diyelim bir sürü markalarımız var, tekno parkımız var. İnan 16-17 saat çalışıyoruz. Onun için biz sizden destek istiyoruz. Ben özel bir ülkem var, Ticaret Sanatçı Başkanı olarak. Kapımı yıkılar sağına için. Hiç kapımı kapatmadım ben, hiç bir gün kapımı kapatmadım. Onun için ben sıkıştım zaten, müracaat ediyorum. Gece kaç olur sorusunu Allah razı olsun, herkes telefonuma düşmüyor. Onun için bu da ciddi bir markası olur, dünya markası olabilecek. Yani İbrahim abi nerede oldu? İbrahim abi'nin bir dünya markası bekliyoruz mesela çalışmamızda. Onun için bizim tanımadıklarımızı siz tanıyorsunuzdur. Ama dediğim şart ne olacak, ailesi olacak, inovasyon yönelecek, içinden geçecek, markası olacak. Olacak yani, ihracat olacak, şimdiden ben maalesef bir dünyada bir belki var. 4 bin kişi öyle yazmak olacak. Evet, teşekkür ederim. Hepinize afiyet olsun. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, eğer tatlını bilirseniz, ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir. Bu mübarek günlerde paylaşımın lezzetini duyanlara selam olsun. Şimdi teşekkürleri etmek için Alisan arkadaşımız. Kürsüye gelsin. Alisan. Evet, bu yüklerimizden uzaktan teşrif eden dostlarımıza, dernek sevdalı arkadaşlarımıza teşekkür etmek için Düzce'den buraya kadar gelen Yunus Özay Er, Düzce İYİ Parti Başkanı'na, Mesut Sert Bey, Düzce Mehmet Bey Başkan Vekili, İlhan Bey adına burada, Fahri Arkan Bey, emekli tekrar genel müdürümüz, Mehmet Kereş Bey, emekli tekrar genel müdür yaptınız. Sayın Doktor Ali Öztürk Bey, teşekkür ediyoruz teşriflerinizden. Hasan Sönmezoğlu Bey, emekli halk eğitim müdürümüz. Salih Altun Bey, Akbil Federasyonlar Başkanımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Mehmet Ömeroğlu Bey, Dağlar Ceze Genel Koordinatörü teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Talat Saygın Bey'e Düzce'den kaldık geldikleri için teşekkür ediyoruz. Ahmet Kozakoğlu Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Aziz Ersoy Bey'e çok teşekkür ediyoruz teşekkürlerinden. Recep Sezer Bey, emekli Milli Eğitim Müdürümüz ve Üsküdar Deva Partisi Başkanımız teşekkürlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hasan Aktürk Bey, Kültür Kolejleri, Düzce Kültür Kolejleri kurucu sahibi yan müdürü teşekkür ediyoruz. Abdülkerim Kaval Bey, Avrupa Yatırım Düzeyler Derneği ve Ziraat Bankası Ankara Daire Başkanlığı'ndan teşekkür ediyoruz. Mücahit Yıldız Bey, acil bir şey olduğu için çıktı. Marmara Proje İmamatik Müdürümüz. Durmuş Yağcı Bey, Yatırım Düzeyler Derneği Başkanımız teşekkür ediyoruz teşriflerinden dolayı. Settar Kalkan Bey, Bağcılar Düzeyler Derneği Başkanımız teşekkür ediyoruz teşriflerinden dolayı. Bakırköy hakimlerimizden Hakime Hanım Aslan Erhan Bey'e teşekkür ediyoruz teşriflerinden dolayı. Gürtan Güzel Bey, Mustafa Gökçe Bey'e teşekkür ediyoruz teşriflerinden dolayı. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir de telgrafları takdim ediyorum. İftar programı davetiniz için teşekkür ederim. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçen herkese ve tüm davetlilere şahsınızda selamlarımı sunuyorum. Ayşe Keşir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili. 10 Nisan 2022 Pazar günü düzenleyeceğiniz iftar programına katılamayacağım. Programımızın hayırlara vesile olmasını diler. Sizlere kıymetli protokol üyelerine, değerli konuklarınıza sevgi ve saygılarımı sunarım. Doçent Doktor Zülküf Dağlı, Samsun Valisi. Bundan önceki Düzce Valimiz. Ben de çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Evet.
Evet, Ramazan ayı öyle bir lütuf, merhamet ayı ki cennet kapıları ardına kadar açılırken cehennem kapıları kapatılır, şeytanlar zincire vurulur, Müslüman gönüller af ve mağfiret ikramıyla mükafatlandırılır. Evet, son konuşma yapmak üzere AK Parti Düzce Milletvekilimiz Sayın Kuvar Çakır Bey kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bey. Sayın Başkan, değerli hemşehrilerim, böyle anlamlı bir akşamda iftar yemeğinde size kadir yurtlarında selamlıyorum. Hoş geldiniz, selam veririz. Değerli hemşehrilerim, tabii son konuşmacı olmak zor bir iş. Masalı da sürekli ikazlar alarak buraya geldi. 3 dakika. Acaba birisinden 3 dakika cevap verir miyiz diye bekledik, olmadı. Ama 3 dakikada sınırlı olmayacağını, nasıl olsa teravih zamanında kadar da yolu var diye öyle bir laf da duydum ama abdest namaz meselesini biraz sıkıştırırsak hakkınızı helal ediniz. Tabii bu hemşerinin nazıdır, biraz da siyasetçinin o yüzüdür diye sizlerin gönlüne özellikle havale ediyorum. Değerli hemşerilerim, tabii hayırlı bir gün. Güzel bir iftar yemeği, Allah'ım sana olur olsun, böyle hayırlı mübarek bir günde hemşerilerimiz sizlerle bizleri el sıkıştıran, karşı karşıya getiren, bir sofrada buluşturan, derneğin kuruculuğundan bu tarafa görev yapmış herkes ve bugün de başkanlığı yürüten İlyas Çelebi'nin şahsında tüm emeklisinlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Çünkü bu meseleler ömür meselesi. Sordum başına aidat planlar mı dedim. 60'lara vardı fi tarihinde dedi. Hala 60 lira olarak devam eden bir aidatlar yani ömür meselesiyle ayakta kalan en azından senede bir kere olsa bu şekilde buluşmamızı teyit etmek hiç de düşünsenecek bir olgu ve işlem değil. Takdir ediyorum. Tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, bizden evvel konuşmacılar şu kısım bahsettiler. Siyasi bir kimliği var. Sırtında tamam var. Yani ben burada kalkıp teşekkür ederiz, sabaha kadar teşekkür ederiz. Körler ağırlar birbirine ağırlar noktasında aldığı yalnızlık sözlerine şu kapıdan çıkar gideriz. Ama dertler hiçbir tanesi burada kalmıyor kapının ötesinde. Bütün dertler, maşaklaklar, çivere geçim hepsi var. Bir de seçim var. Dolayısıyla bu ülkenin geleceği var. Günü var, bugünü var. Evet, ülke olarak zor bir dönemde. Sıkıntılı bir virajdan, özellikle önü yokuş bir rampadan çıkıyoruz. Bu bir gerçek, bu bir tespit. Dolayısıyla dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılar aslında. Bundan hiç şüphesiz ülkemiz de nasibini alıyor. Ülkenin aldığı bu konumdan ve bu paydan hiç şüphesiz ilimiz Düzce'de nasibini alıyor. Ve şu an bu masalarda oturan sizler bize hepimiz hiç şüphesiz etkilemiyoruz. Ancak hiçbir mesele diğerinden bağımsız değil. Her birinin birbiriyle doğrudan ilgisi ve alakası var. Ama elhamdülillah çok şükür ki bu ülkeyi bugün ciddi anlamda yöneten, hiçbir zaman başını eğdirmemiş, eğmemiş, özellikle yeniden yeniden kıyama kaldıranda bir hükümetimiz var elhamdülillah. Ve Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider, böyle bir cumhurbaşkanı, böyle bir AK Parti iktidarı, böyle bir Cumhur İttifakı da var. Bu da tartışması bir gerçek. Şu masalarda oturan her birimizin farklı siyasi partisi olabilir. Farklı görüşler olabiliriz. Farklı gelir grubundan, farklı ırktan, farklı milliyetten, farklı cibiliyetten olabilir. Bu kadar doğaldır. Ama bir de gerçek var. Hep beraber bu ülkenin vatandaşıyız. 85 milyonun birer kendine işte güzeliz. Düzce'li İstanbul'daki Düzce'liyiz. Dolayısıyla bundan hiçbirine ihane kalamayız. Aman bu akşam konuşulacak bir laf değil, iktidar sofrasında bundan da söz etmeyelim denilecek bir meseleden bahsediyor değil. Siyasi sahiplerle de bunları konuşuyor değil. Dolayısıyla bu dert hep bizim derdi. Yani bizim derdimiz. Bizim derdimiz var. Ne olursa olsun Tayyip Erdoğan gitsin de AK Parti düşsün de ne olursa olsun diyenlerden değiliz. Olmadık olmayacağız. Meselemiz bu değil. Derdimiz bizim bu ülkeyi daha da ileriye taşımak. İşte önümüzdeki 2023, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü. Hiç
şüphesiz bu ülke geleceğini de korumak durumunda. Artık eskisi gibi verildiği rolü uygulayan, piyonluk yapan, verilen rolü yerine getirmek noktasında titreyen bir ülke yöneticileriyle yolumuza gitmiyoruz artık. Oyunu biz kuruyoruz. Biz bozuyoruz. Dolayısıyla dünyada sözü geçen bir millet, sözü geçen bir yönetim ve iktidar ile beraber yolumuza devam ediyoruz. Böyle bir iktidarın varlığında elhamdülillah alnımıza başımız dik. Ancak bu şu demek değil. Her şey toz pembe, tasatlı kesemiz dolu dolu, ekonomik sıkıntımız yok, geçim derdimiz yok, asla değil. Demiyoruz bunu. Mutlaka geçim sıkıntımız var. Mutlaka ekonomik sıkıntılarımız var. Ama çözüm var, çare var. Bizden daha zor şartlar altında batı medeniyetlerin özellikle inim inim inlediği bir kıskaçtan ve virajdan geçtiğimiz bu günlerde elhamdülillah ülkemiz en az hasarla tabir caizse hiç şurasına burasına dokunulmadan geçip tünelin ucunda görünen ışığa hep birlikte inşallah birlikte konuşacağız ve birlikte yol alacağız. Az evvelden evvelki konuşmaz arkadaşlarım da ifade ettiler. Bugün ihracat rekoru kılan bir ülkemiz var arkadaşlar. Düzce bu ihracatta pay alan bir il esamesi okunması. İhracat dediğimiz zaman ihracat ne diye sadece tedarik zincirleriyle ilgilenen bir ülkeden bugün ihracat rakamları 230 milyar dolarlara sahip bir ülkenin vatandaşlarıyız elhamdülillah. İşimiz zor mu zor ama böyle bu durumlarda hiç şüphesiz gözden kaçırmamak lazım geldiğine inanan birisiyiz. Bugün 5 tane OSYB'siyle birlikte Düzce, sizin memleketiniz, düğüz kağıdında doğum yerimizin yazdığı Düzce ili bugün 5 tane OSYB'siyle birlikte nitelendiği işçi noktasında işçi bulamayan bir il, inanın. Az evvel kota başkanımız ifade ettiler. Dolayısıyla öyle varlıklarımız var, bizde var, ülkede var, Düzce'mizde var. Ama bu her şeyin taslamam olduğu anlamına asla gelmez. Muharebetin söylediği gibi tekrar söylüyorum ve son cümleleri kurmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, Tayyip Erdoğan'a yönelik bir politika politika değil. Politika şöyle üretiliyor, böyle üretilmeli, böyle olmalı. Sen onu yaptın ya, ben daha fazlasını yapacağım demek ne olur. Sen ne yaptınsa gireceğim, satacağım, kapatacağım demekten olmaz. Olmuyor, görürsünüz inşallah, göreceğiz inşallah, olmayacak. Çünkü siyaset yarıştır. Siyaset bu ülkeye, bu ülke evladına 85 milyona hizmettir. İştir, aştır. Dünya milletler manzumesi içerisinde Allah başı dik yer almaktır. Dolayısıyla bu konuda yarışmak yerine Tayyip Erdoğan inecek, AK Parti'de kurtulacağız. Bir an evvel düşünelim arkadaşlar. Aldık Tayyip Erdoğan'ı, kenara koyduk. AK Parti, Cumhur İttifakı bu tarafta geldi. X Partisi muhalefetin tamamı, biri, üçü, beşi. Oturdu koltuğu Allah aşkına yarı sabah dolar düşecek. Akaryakıt fiyatları geldiği yerden çok daha gerilere inecek mi? Birisi çıksın bunu anlatsın, yemin ederim şu yürüyorum, şu kürsüde gel, herkesten ödüklerim, bütün lafları geri alacağım. Yok değilse her şeyi yiyeceğiz, lüzumsuz olmaz, olmamalı diyerek politika yapmanın bu ülkeyi nereye götüreceğini, başımıza hangi belaları dün açtığı gibi bugün de açabileceğini kestirememek mümkün değil. O nedenle şunu söylemek istiyorum. Muharebe elbetteki olmalı, yapıcı olmalı. Yarış olmalı, iddia olmalı, hedef olmalı, menzil olmalı, maksat olmalı. Yıkmaya, yakmaya, yok etmeye yönelik olmamalı. Dolayısıyla iyi yapıcı her harekete alkışlarız. Bizden önce de çok iktidarlar geldi geçti. Biz de geleceğiz, geçeceğiz şüphesiz. Bundan sonra da ne kadar iktidarlar gelecek geçecek. Bu ülkeye bir çivi çakandan Allah razı olsun. Dün de, bugün de, yarın çakacak olandan da. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir siyasi formu var ama ülkeye hizmeti de reddi inkar eden bir karakter sahibi olmadık, olmayacağız. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, sağlığınızı emanet, teşekkür ediyorum. Ama siyasi forma var sırtımızda. Derdimiz var, sıkıntımız var. Masalarda girerken çıkarken bu konularla alakalı sürekli sual eden arkadaşlarımız var. İftar sofrasında bunlarla alakalı mesele nedendir konuşuluyor lütfen demek. Allah razı olsun, samimi itirafım olsun ki yürekten inandığım her şeyi burada söylemeye çalışıyorum. İnanmadığım hiçbir şeyi söyleme derdinde değilim. Böyle inanan bir liderin Tayyip Erdoğan'ın arkadaşlarına
sıkıntımız var. Biz insanız, insan olarak mutlaka her şeyi taslamam, dört dörtlük yapıyor, asla değiliz. Ama elimizden geleni yaptığımızdan da emin olunuz inşallah. Çünkü bu ülkede samimi yöneticiler olarak elimizden geleni yapma gayreti içerisindeyiz. İmkanlar ne kadarsa birlikte beraberce yola inşallah gitmekte kararlıyız. Sizlerin desteğiyle, Allah'ın yardımıyla inşallah nasip olacak seçimler önümüzdeki günlerde birlikte beraberce ülkeyi daha yukarıda taşımak adına. Nice Ramazanlarda pandeminin, maşakkatın, çilenin olmadığı günlerde inşallah bu sofralarda, iftar sofralarında bulunacağız.